Efendim, Trabzon Kültür Günleri'nde yine birlikteliğimiz devam ediyor. Biz de buradaki atmosferi sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Yanımda şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları bir kurucu başkanı evet, Asuman Hanım'la beraberiz. Sayın Başkanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de bugün buraya misafir olarak geldim. Ama bizim Trabzon evimiz tabii ki. Evet. Ben Trabzon Dernekler Federasyonu'nun kurucu kadın kolu başkanıyım. Şu anda Filiz Aktaş başkanımız kadın kolları başkanı. Buradaydı ama neredeyse gelir herhalde. Ben de size kolaylıklar dileyim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, Trabzon sağ olun. Günlerimize. Bizim tabii kadınlarımız çok başarılıdır bu konuda. Muhakkak. Siz ve sizden sonraki jenerasyon da bunu taşımaya devam ediyor. Muhakkak. Çok teşekkürler. Bir mesajınız var mı efendim? Mesajım buradan ülkemizin inşallah bu dünyanın zor şartlarında başarıyla gündeme devam etmesi, Allah'ım zeval vermesin, mazlumların yanındayız her zaman. Trabzon olarak da milliyetçiliğimizle bugün İstanbul'da bütün Trabzonlu hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Peki, çok teşekkürler Sayın Başkan. Efendim, Trabzon Kültür Günleri'nde beraberiz. Burada yine bizim bölgemizin değerli semaları var, hanımefendiler var. Tanıyalım önce sizi. Esra Keleşoğlu, Federasyonun Kadın Kolları'nın Sosyal İşler Başkanıyım. Güzel çalışmalarımız oluyor Filiz Başkanımızla. İnşallah devam edeceğiz. Emeğinize sağlık. Arkadaşlarla birlikte güzel bir ekip oluşturduk. Devamı gelecek inşallah. Yaptığımız işlerimiz. Masanız bayağı zengin maşallah. Evet, evet. Yani bu sarı kurabiye olmasa acaba bu masalara ne koyacağız, onu merak ediyorum. Zengin. Gönlümüz zengin. Bizim gelecek. Evet, evet. Başkanımız da teşrif etti. Hemen başkanı da alalım. Sizi de bir tanıyalım. Ben Tülay Emran. Evet, Kadın Kolları Federasyon Yönetim Kurulu'ndayım. Görevliyim. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, şöyle alalım sizi de, Kadın Kolları Başkanı Filiz Hanım yanımızda. Şimdi az önce, daha önceki kurucu başkanla da. Evet, Asuman ablamız. Asuman ablayla bizim için kıymetli ettim. Ablamız. O da sizi, dedi başkan da buralardaydı. Çıtayı sizler de yükseltmeye devam ediyorsunuz. Sayın Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Yani Trabzonlu hanımlar olarak Asuman abla kurucu kadın kolları başkanımız. Biz de bayrağı ondan devraldık. Sonra bir de Sabire başkanımız var bizden önceki. İnşallah aldığımız bayrağı Trabzonlu hanımlar olarak daha ileriye götüreceğiz. Çıtayı daha yükseğe çıkaracağız. Her gün biraz daha iyi olacağız inşallah. Bizim hanımlarımız başarılıdır. Evet, bizim gerçekten, hanımlarımız gerçekten burada mütevazı olamayacağım. Yok, çok çalışkandır gerçekten, çalışkan. Bugün buradayız. Burada Kadın Kollar standımızı açtık. Yarın yöresel yemek yarışmamız var. Neler var efendim? Mesela kuymak diyoruz biz. Kuymak. Tamam, evet. Lahana sarması. Başkanım, onu şöyle anlatalım. Yani şimdi, biz şimdi Trabzonlu, Rize'de muhlama derler, Trabzon'da kuymak. Yani farkı şudur. Değil mi başkanım? Rize'de olan efendim, ona daha çok böyle kaşar peynirini atarlar, uzar böyle. O evet, muhlama. Ama bizim genelde Trabzon ve o yörede olanlarda daha çok eski peynir kullanılır. Tabii tabii. Bizim eski peynirimiz var. O uzamaz yani. Uzamaz. Evet. Kuymak deriz ona. O da ona. Kuymak denir. Tabii İkisi biz muhlamayı da yapıyoruz. Doğru. Yani aynı. Doğru. Onu da biz yapıyoruz. Ama bizim bir muhlama uzar, kuymak uzamaz. Doğru. Yani çok güzel. Onda, başkanım ifade etti. Peki, var. Muhlama yarışması var. Tabii, muhlama yarışmamız nasıl var. Nasıl olacak yarışma? Hanımlarımız yani burada yapacak muhlamayı. Yani, oraya da masamızı kuracağız. Başkanım, jürimiz var. İyi yapanları mı? Tabii, iyi yapanlardan. İyi yapan. Burası final zaten. Finalini biz burada yapacağız. Anladım. Yemek yarışmamızın. Finale kalan iki arkadaşımız burada yarışacaklar. Ha, yemek değil, sadece yapmak. Çünkü yapacak ve orada jüri yiyecek. Jüri puan jüri verecek. Anladım. Ha, tabii. Çünkü şunu ben düşündüm. Ya dedim, şimdi muhlama yarışması, o sıcak şey yarışa girerse herkes yandı. Ama demek ki sadece tadına, lezzetine evet, bakmak adına. Başka ne var başkanım? Lahana sarması var. Lahana sarması da bizim yöreye ait. Mısır yarmasından yapılmış. Zeytinyağlı değil, değil mi başkanım? Hayır. Etli satır kıymadan yapılacak. Yani odur, sarma odur. Ondan yani sonra pirinçli değil, mısır yarması olacak, evet, içinde. Evet, güzel, güzel lahana, biliyorsunuz kemiğin üstünde pişiyor. Oo, o ayrıca. Yani yarın bir lahana sarmamız var. Lahana çorbamız var. Lahana çorbası var gene. Çok güzel. Sarmaları yarın ben yiyeceğim. Yapımcım şu anda Ahmet Güngör. O da kemikleri yer. Kemik de var. Evet. Bekliyoruz inşallah yarın. Dördüncü de fındıklı baklavamız var.
Evet, fındıklı baklava. O da yani bizim de biliyoruz fındıklı baklava, cevizli meşhurdur bizim değil, orada. Fındıklı doğru, baklava. Doğru. Yarın bu şekilde pazar günü de defilemiz var. Yöresel defilemiz var. Başkanım oraya ona çok bekleriz. Değinelim ya. Gerçekten gelin. Bak yemin tamam. ediyorum memlekete gidiyoruz. Ben her sene birkaç kere gider gelirim. Ya memlekette bile Keşan'ı Peştemal'ı artık göremez olduk ya. Yani bizim defilemiz yarınki, doğru söylüyorsunuz. Yarınki defilemiz Keşan'dan yapılan koleksiyonu biz burada evet. tanıtacağız. Yani Keşan'dan sadece Keşan'ı böyle atmak değil, Keşan'dan yapılan ürünleri. Çok değişik kıyafetler var. Evet. O kıyafetleri burada biz tanıtacağız. Ya yarın pazar günü de böyle bir defilemiz olacak. İnşallah. Yöresel defile. Bunun yanı sıra gene burada bak mankenlerimizde olan kıyafetlerden de arkadaşlarımız çıkacak gene tanıtmak. Yöresel evet, kıyafetler. Hani Keşan kıyafetlerin harici bu kıyafetlerimiz de olacak. İnşallah güzel bir şekilde getireceğiz memleket buluşmalarını bu seneki. Sağ olun. Memleket buluşmalarını bu şekilde noktalayacağız peki, inşallah. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Kadınlarımız gerçekten çok başarılı. Trabzon Dernekler Federasyonu'nda kadın kolları çok güzel işlere hizmet veriyor. Ama işte az önce de sayın başkanımız ifade etti. Burada en önemli olan yani Keşan'ı Peştemal'i artık yani göremez olduk. Bunu işte böyle günlerde hatta daha da medyada devamlı dile getirmek lazım. Yöremize Trabzon'a gittiğimiz zaman bile artık Keşan'ı Peştemal'i göremez olduk. Evet yapımcım var mı başka bir şey? Peki çok teşekkür ediyorum biz efendim. Teşekkür sağ olun. Ederiz. Var olun. Her gün burada olun inşallah. Buradayız, buradayız. Efendim bizi izlemeye devam et. Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden tekrardan selamlar, saygılar. İkinci gündeyiz, sizlerle beraberiz. Efendim yanımda çok değerli bir isim var. Yani tabii onun titri çok önemli değil. Ben uzun yıllar tanırım. Çok başarılı bir isim. Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu Başkanı. Yanılmıyorsam devam değil mi başkanım? Evet. Tahsin Başkan'la beraberiz. Şimdi başkanım yıllardan beri STK'larda yani sivil toplum örgütlerinde çok hizmetleri var ama birebir de mesela bir işiniz olur ararsınız ya. Ya işini gücünü bırakır koşar senin işine. Böyle de bir adam. Onun için seni başkanım çok seviyoruz. Ben gerçekten. Teşekkür ederim. Vallahi çok anlatmaya gerek yok. Arkadaşım dostum desen yeterliydi. Yok. Yok. Bunları söyleyelim. Neden başkanım? Teşekkür ederim. Yani şöyle bizler tabii yıllardan beri bir araya geliyoruz ama bazen böyle ihtiyacı oluyor. Şimdi herkesin bir şeyi var. Sizin gibi değerli isimler her yere sağ olun ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir işin olduğu zaman alo dediğin zaman bazı şöyle yapıyor. Toplantıdayım dur daha sonra seni ararım. Ama Tahsin Başkan öyle değil. Onun için bunu dile getirmek istedim başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Başkanım neler söyleyeceksin? Yine güzel bir Yeni Kapı'dayız. Trabzon günlerindeyiz. Kültür günlerinde. Evet. Öncelikle hayırlı olsun. Burada bugün bu hafta Trabzon Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Memleket günleri, STK buluşmaları var. Trabzon tanıtım günleri var. Ben öncelikle tabii başka bir gurur yaşıyorum. Trabzon Dernekler Federasyonu'nun kurucu başkanıyım ben. Aynen. 2000'in yılların başında o dönemdeki arkadaşlarımla beraber aramızdan ayrılanlar oldu. Onlara rahmet dilerim. Beraber emek verdiğimiz arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bugün yine oradan gelip devam eden arkadaşlarımız var. Bu süreçte yani bugün de onursal başkanıyım Trabzon Dernekler Federasyonu'nun kurucu başkanlığının yanında. Bugün de Trabzon Çarşıbaşı ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce bir sivil toplum kuruluşu kurduk. Türkiye'ye örnek bir model yapmaya çalıştık, Çarşıbaşı modeli diye. Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu'nun başkanlığını yürütüyorum. Orayı kısaca anlatmak isterim. Çarşıbaşı Trabzon'a 35 kilometre mesafede. Trabzon'un en küçük ama en şirin ilçelerinden bir tanesidir. Fındığıyla, balığıyla, işte doğasıyla, feneriyle, kalesiyle çok özel bir ilçedir Çarşıbaşı. Spora yatkındır. Evet. Trabzonspor'a çok önemli futbolcular kazandırmıştır, yetiştirmiştir. Biz de bugün orada hizmet etme imkanı bulduk. Arkadaşlarımızla beraber ilçede bulunan bütün sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdik. Kaymakamlığımız, belediyemiz, muhtarlarımızla, işte müftülüğümüz dahil olmak üzere, esnaf odası, ziraat odası, bütün arkadaşlarla beraber herkesi bir araya getirdik, birliktelik sağladık. İlçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Neler yaptık kısa zaman içerisinde orada? Önce bir araştırma yaptık neler yapabiliriz diye. Orada vatandaşlarımızın beklentilerini öğrendik. Ondan hareketle çeşitli etkinliklerimiz oldu. Bunların başında da eğitime verdiğimiz destek geliyor. İlk yıl yani bundan iki dönem önce öğrencilerimize burs verelim diye yola çıktık. Acaba 100 öğrencimiz olur mu diye düşünürken, hesap ederken 270 öğrenci maşallah bize burs için başvuru yaptı.
Ne kadar veriyorsun? Şu anda 250 öğrencimize, bize 252 öğrencimiz bu yıl için başvurdu. Onların tamamını organize edip onlara burs desteği vermek durumundayız. Bunların bir kısmı ilçemizde başka esnaflarımız var. Hani onlar da veriyor. Kaymakamlığımızdan izin aldık. Bankada hesap açtık. Tamamıyla bankaya hemşehrilerimiz işte burs desteklerini yatırıyorlar. Biz de öğrencilerimizin kendi IBAN'larına yatırıyoruz. Bu şekilde onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu sene üçüncü dönemdir. Bu vesileyle mesela öğrencilerimizin %70'i kız öğrencilerden oluşuyor. Bu da bize ayrıca bir kurul vesilesi oldu. Onun dışında işte bu öğrencilerimize destek verirken bir iktisat işletme kurduk. Yöremize ait ürünlerimizi işte fındıktır, balıkçılığa ürünler, bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün buraya İstanbul'a bu etkinliğe gelirken burada Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu olarak stand açarken işte Trabzon'dan getirdiğimiz yöresel ürünlerimiz var. Onları burada hem tanıtmaya çalışıyoruz hem oradan işte satışlarımızdan elde ettiğimiz gelirlerle iktisadi işletmemiz üzerinden öğrencilerimize burs desteği olarak aktarıyoruz. İşte bu arkamızda duran elbiseler tamamıyla çorap işaret tescilli olarak Keşan, Çarşıbaşı Keşan olarak tescillidir. İmalat orada mı başkanım? İmalat Trabzon'da. Burada işte Keşan tezgahımız var. Hani küçük minyatür olarak onu da getirdik. Ondan sonra burada onları tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi orada kaymakamlığımızda Trabzon İl Sivil Toplum Kuruluşları Müdürlüğü ile bir proje çalışmamız var. İnşallah köylerimizde yaygınlaştıracağız. Makine üretimi yapanlar var ama biz el tekstili olanları desteklemeye çalışıyoruz. Onun dışında fındık ürettik. Çarşıbaşı fındığı olarak tabii bu durumda size bir de bir fındık hediye etmemiz lazım. Estağfurullah başkanım. Ya fena da olmaz yani. Gerçi araya girerek şöyle diyeyim, yani sen bize anlattın, ben de yaklaşık Trabzon Dernekler Birliği Başkanı olarak 2000 yılının başında başladım bu görevimi yapmaya. Bütün arkadaşlarla yani 100 küsür kadar dernek olmuştuk. Hatırlarsın Kadıköy'de, Kadıköy Meydanı'nda bir Trabzonspor gecesi yaptık. Ondan sonra orada müthiş bir katılımla 1200 tane Trabzonspor ve Türk bayrağını Kadıköy Meydanı'na asarak Trabzon valimiz, o zamanın dönemi Volkan Canaloğlu belediye başkanımız gelmişti. Hatta vali bey ya burada Trabzon gecesi olur mu demişti. Orada büyük, böyle bir şey gerçekleştirdik. Sen de o zaman bizim en güzel, en büyük sunucumuzdu ama hatıramda kalan, hafızamda kalan çok güzel bir espri vardı. Sen vali bey şey yaparken, anons ederken aramızda çok değerli bir abimiz var. Vali bey burada demiştin. O da benim aklımda kaldı. Ne güzel, biz ne güzel demiştin. Aynen. Biz böyle samimi insanlarız. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Şimdi, biz böyle pek resmi şeyleri seven de bir adam değilim ama. Aynen. Yani çok teşekkür ederiz. O açıdan. Şimdi biz fındıktan bahsediyorduk. Çarşıbaşı fındığı olarak kendi yöremizin %50-55 bandındadır yani bizim fındık kalitemiz. Çok kaliteli fındıktır, tatlı fındıktır. Yani Kiros'un fındık kalitesinden eşdeğerdir. Hatta ondan daha iyidir diyebiliriz. Bunu mesele kontrol etmeden ben onay veremem. Yok, yani arkasında da şey var. Yani onayı var diyorsun. Onayı var. Arkasında onay gerek. Yok, siz de şimdi vereceğiz, test edeceğiz. Peki. Evet. Onaylayacağız. Şimdi biz bunlardan fındıklarımızı böyle ürettik, paketledik. 50 gramdan işte yarım kiloya kadar vakumladık. Dolayısıyla bunların satışlarını yapıyoruz. İktisadi işletmemiz üzerinden. Yine, buranın gelirlerini de federasyonumuza aktarıyoruz. Öğrencilerimize burs vermek için kullanıyoruz. Onun dışında mesela çok bir örnek verirsem bu sene yani böyle çeşitli yardım faaliyetlerimiz de var. İhtiyaçlar olanlara, işte muhtaçlara, yaşlarımıza yönelik ne bileyim işte el bastonundan tutalım da nevresim takımından şeye kadar böyle ihtiyaç olan hemşehrilerimize şey yaptık. En güzel bir örnekte yaşadığımız bir örnek. Çarşıbaşı'nın hemşehrilerimiz bize güvendiler, güveniyorlar. Onlarla beraber hareket ediyoruz. Sıfır bütçeyle yola çıkıp işte 200 öğrenciye burs vermek ve düzenli bunu 9 ay süreyle yapmak kötü bir şey değildir. Yani çok güzel bir şeydir. İlçemizde bunu sağladık. Bir tane hemşehrimiz, kızımız gelin gitmişti. Kahramanmaraş'taki depremde polis eşini kaybetti. İki çocuğunu kaybetti. İki ayağını kaybetti. Bu hemşehrimizin devletin verdiği rakamın dışında çok ciddi bir rakamı, 170 bin lira kadar bir rakamı biz dernek olarak, federasyon olarak topladık. 10 gün içerisinde ilgili firmaya verdik. Şimdi kızımız bir ay önce çarşı başında bir gece düzenledik. O gecede yürüyerek aramıza geldi ve bize teşekkür etti. Ne güzel. Bundan ne güzel. Daha önemli, daha güzel bir şey yok. Yok. Son bir şey daha söylemek tabii istiyorum. Tabii ki başkanım. Geçen hafta yine çok paylaştım sosyal medya hesabımızda da.
2 yıldır burs verdiğimiz bir öğrenci kızımız mezun oldu. Başkanım unutma, ağırlık yapmasın. Ben tutmuyorum. Sen de kalsın. Evet, evet, tamam. Bir öğrenci kızımız 2 yıl burs verdi kendisine, mezun oldu. Bir hemşire oldu diyelim. Bir hastanede çalışmaya başladı. İlk aldığı aylığında beni bir hafta önce aradı. Dedi ki başkanım, federasyonun her sene değişiyoruz kaymakamlık denetimine tabi olduğumuz için. Burs hesabını bana gönderir misiniz? Ve kızımız ilk maaşından bize burs geri gönderdi. Gerçekten mi? Gerçekten. Beni helal çok olsun. Duygulandırdı. Ne kadar önemli bir şey. Bu yani başka arkadaşlara da, başka sivil toplum kuruluşlarına da örnek olsun diye istiyoruz, düşünüyoruz. Evet. Onun için bizi de çok onurlandırdı. Yani yaptığımız işlerin karşılığını gördüğümüzü zannediyoruz. Bugün de burada Trabzon tanıdığım günleri, memleket günlerindeyiz. Burada ilçemizi temsil etmeye, işte yarın öbür gün daha kalabalık olacağını düşünüyoruz. Gelen hemşehrilerimiz de burada işte kucaklaşacağız. Kendimizi anlatma, ifade etme imkanı bulacağız inşallah. Evet, şimdi burs dedi öğrencilere. Ben bu fındığı Sayın Başkan'dan niye aldım? Şimdi bende iki tane yavru var. Biri ikinci sınıfa gidiyor, biri anaokuluna. Her günde onlara böyle beşer onar fındık şeyine koyuyoruz başkanım. Onu kırıp ayıklaması zor oluyor. Bunlar ayıklan. O zaman şöyle yapacağız. Bunlar ayıklanmış. O zaman şöyle yapacağız. Mesela onlara sen şimdi bunu paket açarsan, evet, sıkıntı olabilir. Ben şimdi küçüklerden, tamam, vereceğiz. Tamam. Hani giderken mesela bu küçüklerden çantasına birer tane koyacaksın. Tamam. Bunlardan bir miktar vereceğiz. Bunları, tamam, götüreceksin. Çok güzel olur. Yani orada da yine öğrencilere bir katkı sağladı başkan. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben size çok teşekkür ederim. Sağ olun.